Orama ve Otomasyon Sistemleri Girişimcinin Dünyası programını sunar. Efendim iyi akşamlar. Yeni yayın döneminde yine Girişimci Dünyası programıyla sizlerle birlikteyiz. Umarım yazın yaptığımız programlarda ağırladığımız konuklardan zevk almışsınızdır. İşlediğimiz konulardan feyz almışsınızdır. Yeni yayın döneminde de yine aynı şekilde farklı konuklarla, farklı konularla karşınızda olmaya çalışacağım. Her hafta farklı konu başlıklarını sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Bugün ilk programımızda, yeni yayın döneminin ilk programında sevgili Tamer Garip'le birlikte geçmiş programlarda size bahsettiğim, hani bir festivale gitmiştik hatırlıyorsunuz, söylemiştim Limassol'da. İşte yatırımcı fonunun ekosistemin oluşması ile ilgili bir şeylerden bahsetmiştim. Yapılan workshoplardan bahsetmiştim. Onların üzerine biraz sohbet yapacağız. Ve önümüzdeki dönemde hazırlanacağımız olan zirveler için ipuçları vermeye çalışacağız. Öncelikle sevgili konuğum Tamer Garip'e hoş geldin demek istiyorum. Tamer abi hoş geldin. Kusura bakma ben abi diyeceğim. Abi de dersin. Beyle falan filan olmayacak bu iş çünkü program içerisinde bu de. Bu ikinci gelişim bu programa ama tebrik ediyorum. İnanılmaz bir güzel bir tempoyla yavaş yavaş girişimcileri ve yatırımcıları heyecanlandırıyorsun, takip ediyoruz. Vallahi işte elimizden geldiğince bu yeşeren ekosistem içerisinde biz de canlı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü onların gelip kendilerini anlatacakları bir platforma ihtiyaçları var. Evet. En azından programımız, kameralarımız, BRT1 her zaman onlara açık olduğunu bilsinler. Ve gelip burada kendi girişimlerini, heyecanlarını bizlerle paylaşsınlar ki diğer gençlerimize, girişimcilerimize bundan yararlansınlar istiyoruz. O yüzden gönüllülük esasıyla yürüyor biliyorsun program. Evet, elimden geldiğince devam ettirmeye de çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğin için ve programı da devamlı yaptığın için. Her zaman başımın üzerinde yerim var biliyorsun. İstedim ki hani bu yeni yayın döneminde programı seninle başlayalım, açalım. Sağ ol. Ve işte bu yazın yaşadıklarımızı biraz seninle paylaşalım. Biz izleyicilerimizle paylaşalım. Yeni dönemde de işte bizleri neler bekliyor biraz onlardan bahsedelim istedim. Şimdi tabii herkes tanıyan tanıyor ama kısa bir giriş yap istersen yine. Tamer Garip kimdir, neler yaptı bugüne kadar? Tamer Garip kimdir? Çok hızlı geçeyim. Evet. En son buluştuğumuz... Özet. Yani en son buluştuğumuzda Yakında Üniversitesi'nde XR Metaverse Labs'ta XR Metaverse Labs'ı kurmuştum. Hı-hı. Ve hatırlıyorsan Amerika'dan Dr. Rich ile ikimiz gelmiştik. İnteraktif bir program yapmıştık. VR gözlükleriyle bir program yapmıştık ve dünyanın artık sanal bir ekstra paralel bir dünya olacağını da anlatmıştık. Ve o tarihten bugüne hep şunu söylüyorduk. Şu büyük gözlükler kalkıp Ray-Ban olacak diyorduk. Evet. Görmüşsünüzdür reklamlarını. Tabii geçen hafta lansmanı yapıldı. Şöyle bir gözlük olacak. Hı-hı. Ray-Ban, Prada istediğiniz markayla alabileceksiniz Temel Bey. Sizinle ben konuşurken ben Arapça, siz Türkçe konuşup birbirimizi anlayabileceğiz. Ben burada sizin hakkınızda bilgileri çağırabileceğim, göreceğim. Yani bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Onun heyecanıyla ben teknolojiden heyecanlanan bir insanım. Aslında bizi de hayatta tutan, gençliği veren de aslında bu teknoloji biraz. Aynen. Teknolojideki değişim hız inanılmaz. Yani ben internetin başında girmiştim teknolojiye. 1990'larda, 80'lerde daha internet nedir diye öğretiyorduk insanlara. Birinci devrim olmuştu. Evet. İnternet devrimi. İkinci devrim sosyal medyanın çıkışıyla, cep telefonlarının, smart telefonların çıkışıyla ikinci devrimi de yaşadık. Ve her birinde böyle inanılmaz bir adrenalin patlaması yaşıyorum her devrimde. Evet. Ve bu çok büyük, bu çok büyük diyordum. Şimdi üçüncü devrime girdik. Bağımlılık yapmış sendin sen. Bağımlılık yaptı. Yani her 10 senede bir devrim yaşıyoruz. Ama bu devrim inanın bana 1 ve 2'nin toplamının 10 katında daha büyük bir devrim yaşıyoruz. Doğru. Her şey değişiyor bu defa. Yani değişmeyen hiçbir şey kalmıyor. Ama dediğin gibi yani artık hani günümüzün dünyasında teknoloji o kadar ileri noktaya geldi ki bu değişimleri daha kısa zamanlarda yaşamaya başladık. Daha hızlı değişiyor. Evet işte pandemi de aslında biraz burada şey oldu. Hızlandırdı. Evet, dijitalleşme önündeki şeyi. Yani artık kameralarla işte ne bileyim Zoom toplantıları işte birçok platform var artık. Evet. İnsanlar bir yere gitmeden ve uzak noktalardan
bir noktaya geliyorlar ve bu toplantıyı evet. yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu da artık ikinci, üçüncü versiyonlara evet. evrilmeye başladı. İşte meta dünyası evet. oluşmaya başladı. Evet, meta dünyası oluşmaya başladı. İşte oradan geleyim. Yani XR Metaverse Labs'ın arkasından ben Avrupa Birliği'nde bir kuluçkanın sorumlusu olarak göreve başladım evet. Ocak'ta. Ben başlarken göreve genel hava şuydu. Ya Kıbrıs'ta startup dediğimiz, startup'ın Türkçesi var mı bu arada Temel Bey? Ben hala bulamadım. Startup diyoruz, teknoloji. Yani biraz kelime olarak bize de oturdu aslında. Oturdu ama, değil evet, mi? Girişim diyoruz biz daha çok. Tamam. Teknolojik girişimleri startup olarak tanımlayabiliriz aslında. Evet. Yani işte var mı bizde bu teknolojileri anlayan, yapabilecek olan, startup olan, evet. dünyada okuyoruz, şirketler 100 milyon değer oluyor, 1 milyon değer oluyor. Kıbrıs'ta bu olmaz mı, olur mu tartışmaları vardı. Doğru. İşte hatta bununla ilgili eğitimler yapılıyordu. Evet, evet. Siz işte hem programlarla hem kurduğunuz diğer dernekle, girişimci, yatırımcı derneğiyle bir sürü tanıtımlar yapıyordunuz nasıl yapılır diye. Evet. Biz açtığımızda işte bu inkubatörü, EU Incubator Hive diye bir isim koyduk. Orada dedik ki yani böyle bir fikri olan, teknoloji ile uğraşan ama bunun export edilebilir. Yani dışarıya ihraç edilebilir bir teknoloji olması evet. gerekiyor ilgilenebilmem için. Çok fazla bir acar olmayacak diye düşünüyordu. Bugün 12 tane nur topu gibi başarılı yeşermiş tohumlarımız var. Evet, teknoloji startuplarımız var. Evet. Bir 22-23 müracaat olmuştu. 12 tanesi geçti bütün kriterlerimizden. Evet. Ve şu anda çok gururla söyleyebilirim. Bir tanesi Türkiye'den çok büyük bir yatırım şirketi tarafından şu anda kontratın konuşulduğu noktalar, imzalama noktasındalar. Her an bunu heyecanla duyurmak istiyoruz. İnşallah. Aslında sizin programımıza çıkan arkadaşlardan bahsediyorum. Evet. Flamey Fish arkadaşlar. Evet. Sizin programınızda aramıştı Burak Doğru, Bey. Doğru, ulaştırmıştık. Burak Bey'le konuşuyorlar. O olursa adamımızdaki ilk yatırım alan ciddi bir yatırım alan oyun şirketimiz olacak. Ne bileyim, biz de bunu aracılık ettiysek, sebep olduysak sizin yani sizin sayenizde biz epey uğraştık, mentörlük, koçluk yaptık, şunu yaptık ama bunun bir de tanıtımı çok önemliydi. Siz evet. dünyaya ulaştınız, Türkiye'den izlendi ve inşallah heyecanla haber bekliyorum. İnşallah. Buradan da duyurusunu yapacağız. Aynen. Buradan da bütün arkadaşları buradan tebrik ediyorum. Diğer bir girişimcimiz 3-4 senedir adada uğraşıyor Bişi Payments olarak. Onun da şu anda Türkiye'den çok güzel teklifler var. Çok iyi. Sevgili Sadık'a buradan selamlarımızı iletiyoruz ona da. Osman Sadık'a tebrikler ve selamlarımızı iletiyoruz. Onun da çok güzel bir projesi. Şu anda yine konuşmalar biliyorsunuz. Kontratlar uzun süre alıyor bu evet, doğru. şeylerde. Çünkü çok değişik teknik detayların kararlaştırılması falan. Ama sanıyorum iki tane güzel haber alacağız yakında. Bu da gösteriyor ki Kıbrıs'tan teknoloji startuplar çıkabiliyormuş. Evet. Bizim için de sanırım en büyük değişim de orada olacak. Evet, evet. Şimdi biraz önce şey dedi hani kriterlerden geçen 12 tanesini Kuluçka Merkezi evet, kabul ettik dediniz. Evet. Hani çok zor kriter değil. Şimdi gözünü korkutmayalım girişimci arkadaşlarım evet, evet. burada. Hani benim bildiğim İşte bir iş planı olan, bir fikri olan, bir iş planı olan, bir ekip haline gelmiş ve bunu uygulamaya geçmiş. Ekiplere siz buraya kabul ettiniz. Şöyle, bu söylediklerin üçü var. Evet. Ekstradan sadece bir iki tane daha kriterimiz vardı. Neydi? Önemli olan, üretilecek olan teknolojinin sadece Kıbrıs'ta piyasası olması yeterli olmayacak. Evet, ölçeklenebilir olsun. Ölçeklenebilir mi deniliyor? Evet. Scalable diyecektim İngilizce Aynen, ama ölçeklenebilir, ölçeklenebilir olması çok çok önemliydi. Siz üç saydınız dört. Bir de saymak istediğim piyasayı iyice araştırmış olmaları, rakiplerini hakikaten bilip kendilerinin o rakiplerin sunmadığı başka bir şeyi yakalamış olmaları evet. gerekiyordu. Yoksa
Şu anda ben de yapayım, işte şu çok başarılı, ben de aynısını yapayım diyenlere pek sıcak bakmadık. Evet. Yani bir kopya şirketleri desteklemek istemedim. Tabii yani burada zaten baktığınız zaman çok fazla önü açık olmuyor. Gerek yatırım alma noktasında, gerekse işte başarıya ulaşma noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyorlar o tarz projelerde. Evet. Dolayısıyla dediğin gibi yani farkındalığı olan bir fikirle, yani bir açığı yakalamış, zaman kazandıracak ve bir katma değer katacak projelerin böyle bir çalışma olması kısa zamanda yatırım almalar veya büyümeler noktasında daha etkili oluyor. Yani şu anda gençler, özellikle gençlerde devamlı fikirler çıkıyor. Evet. Bu fikirleri hayata geçirmek istiyorlar. Onlara tavsiyem arkadaş bulmaları, takımı kurmaları. Hı hı. Yani takımsız yalnız yola çıkılmıyor bu tip projelerde. Evet. En azından bir arkadaş çevreni ikna etmen gerekiyor. Sonra belki aileden ufak tefek yardımlar almak gerekiyor. Hı hı. Onların sana inanıp belki bir bilgisayar hediye ederler sana, bir laptop, bir şeyler olur ki bir harekete geçebilesin, bir şey gösterebilesin. Evet. O tip şeylere ihtiyaçları var. Sonra da tabii ki yatırımcılara ihtiyaçlar olacak. Onlarla tabii, konuşuruz tabii, biraz. Tabii. Peki şimdi 12 tane genel olarak neydi? Yani fintech mi vardı, robotik mi vardı, neler şimdi, vardı? İlginç olan şöyle yani insanlar Kıbrıs'ta sanal geçiş, yani artificial intelligence dediğimiz projelerin olmayacağını düşünüyordu. Yani Kıbrıs'ta kim yapabiliyor? Yani sanki de bu Amerika'da, İngiltere'deki hı hı. şirketler. Örneğin Dentmetria diye bir şirketimiz var. Diş doktorları ve programcılar kurduğu. Evet. Ve diş hastalarının ağızlarını X-ray'le, ağızlarındaki X-ray'den AI programımız hı hı. Tespit edebiliyor ağzınızdaki çok, sorunları. Çok ilginç. Bunu geliştirmişler. 2021'den beri de üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Yani bu çok büyük bir başarı. Şu anda geldikleri noktada çok yakında ümidim onlar da büyük bir yatırımcıyla yollarına devam ederler. Çok güzel. AI dediğim gibi bir alanımız, birkaç tane var. Sizin üye olduğunuz Caretta programınız, o da bizde bir şeyimiz. O da biliyorsunuz yani bir 6 ay sonra bir patent hakkını falan. Tabii tabii, hatta şöyle bir haber vereyim size. Neyse. Yaklaşık 5-6 saat sonra Amerika'da çok büyük bir etkinlikte sevgili CTO'muz sunum yapacaklar. Evet, Blue bir şeyde sunum Blue oluyor Economy değil mi? Blue Economy Day. Bizim kullandığımız biliyorsunuz Blue Robotics diye bir yapı var. Evet. Onların düzenledikleri çok büyük bir festival var. Evet. Her yıl düzenliyorlar bunu. Evet. Biz de bu sene oraya Caretta Robotics olarak davet edildik. Ve projemizi orada anlatma şansımız olacak. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti olarak orada yani Caretta olarak. Tabii tabii, Kuzey Kıbrıs'ta kurulmuş bir girişim. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde hocalarımızın ve DAI öğrencilerinin yarattıkları bir çalışmaydı. Biz onlara sadece yön vermeye, mentorluk etmeye, desteklemeye çalıştık aslında proje içerisinde. Ve projenin bugünkü geldiği nokta bizi bugün gururlandırıyor. Amerika'da belki de işte Kuzey Kıbrıs'ın bayrağını dalgandırıyor. Yani işte ben size iki tane güzel haber verdim. İşte üçüncüsünün şu anda bugün büyük bir yatırımcıyla görüşmeleri oldu. Çok pozitif geçti. Siz bana şu anda Amerika'da yani işte DAI'den, Mausa'dan çıkan bir ekibin projesini sunumla anlatıyorsunuz. Başka değişik bir alandan vereyim. Yani AI'yı kapladık. Bir de bu bahsettiğim bu gözlükler olayı, XR dediğimiz. Şimdi bu XR, MR, VR, AR. Bunları hızlıca müsaadenizle izleyicilere ne olduğunu anlatmak istiyorum. Tabii, ki anlarken, dinlerken anlasınlar. XR dediğimiz Extended Reality diye bir küme aslında. Evet. Bunun içerisine koyuyoruz bütün diğer teknolojileri ve konuştuğumuzda bu üçünden bahsediyor. Yani ya MR, ya VR, ya AR'dan bahsettiğimizde hepsi de XR olarak tanımlıyoruz. Mixed Reality dediğimiz sanal, burada örneğin bir kitap olabilir. Evet. Ama gözlükle baktığımda var. Gözlüğü çıkarttığımda olmuyor. Şey. Sizi görüyorum, bir de kitap görüyorum gözlük var diye. Ve bunu alabiliyorum. Çevirebiliyorum sayfalarını, yırtabiliyorum. Bu mixed reality oluyor. Yani dokunup alıp bir şey yapıyorsunuz. Etkileşime geçebiliyorsunuz. Etkileşim geçiyorsunuz.
Bir de augmented reality var. Burada görüyorum kitabı. Hı hı. Yani hayali bir kitap var ama tutmaya çalıştığımda elim içinden geçiyor. Evet. Yani görüyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Sadece görüntü olarak. O da augmented reality dediğimiz. Bir de virtual reality. Tamamen ortam bir film gibi. Yani hepimiz bir animasyon karakteriyiz. İşte meta dünyası dediğimiz metaverse. Dediğimiz. Evet. Evet. Yani VR dediğim de bunu demek istiyorum. MR dediğim de bunu demek istiyorum. Örneğin çok başarılı başka bir startup var. Şu anda biliyorsunuz hastanelerde işte MR çekmek için, beyin tomografisi falan çekmek için 5 milyon 10 milyon dolarında büyük makineler, cihazlar gerekiyor. Bunların hem eğitimi, hı hı, hem tamiri, evet, hem de Avrupa'dan veya Amerika'dan gelen şirketlerin satıcıları satarken çok zorlanıyorlar. Çünkü getiremiyorsun. Videoda gösteriyorum. Şu anda gözlüğü takarak adam New York'ta evinde veya ofisinde oturarak biz buraya kocaman bir MR makinesini koyabiliyoruz. Evet. Siz gözlük giyiyorsunuz. Ben giyiyorum. Şu anda bu şirketimiz digital twin olarak medical cihazları digital twin'e çeviriyor. Evet. O yüzden de buradaki doktor, Yakın Doğu'daki doktor gözlüğü takıp Amerika'daki bir doktorla aynı anda bir cihazın üzerinde eğitim görebilecek, tamir edebilecek falan filan. Hatta geçen gün bir haber gördüm. İlk kez bir yapay zeka programıyla Yakın Doğu'da bir eğitim düzenlenmiş. Evet. Bu da sizin başlattığınız çalışmaların devamı olan bir şey yani sanırım. Ben üstüme almayayım o yani şeyi. Tabii İstanbul'da ama orada, kuracı kurucu orada, olarak. Orada AI departmanımız vardı. Evet. Çok değerli profesörlerimiz var. Takım işi diyelim. Doğru. Yani bunu herkes bir tarafından tutuyor. Bu Dax denilen bir profesör başladı. O eğitiyorsun zaten bu machine learning dediğimiz. Evet. O profesör hoca olmayı eğitiyor. Yani bir hoca nasıl davranır, neler söyler. Öyle bir çalışma var. Açılış zamanı da. Yani akademik açılış töreninde Profesör Dax sunum yaptı. Evet, çok güzel bir etkinlik oldu. Ben de hem haberden hem de şeyden izlemeye farkında oldum. Yani artık adamızda da bu tarz şeyleri iç içe ve eğitimin içerisinde entegre olmaya başladı bu teknoloji. Aynen. Yani dediğim gibi XR, işte bahsettiğim gibi XR projelerimiz var. Bir arkadaş var, augmented reality yani harabe bir binayı gözlük sayesinde tehdide yeniden yaptı. 1500'lerden kalma bir tarihi bir binayı. Evet. İçerisine girip gezebiliyorsunuz. Süper. Ki oyun şirketleri var. İşte arkadaşlar üretim de yapan arkadaşlar var. Yani teknolojiyle 3 boyutlu printerlerle işte bugüne kadar yapılmamış yeni ürünler üreten arkadaşlarımız da var. Yani teknolojiyi kullanarak. Evet, anlattığınız kadar görüyorum ki yani çok farklı konularda aslında çok gençlerimiz farklı hayal kurmuşlar ve gerçeğe dönüştürmüşler bu girişimleri. Yani hayalleri varsa bir takım olma yolunda gittilerse, birilerini ikna edebildilerse yola başlamış. En azından bir görelim, bir hareketlilik. O zaman yardım etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi bu ekiple beraber biz geçtiğimiz hafta Limassol'a gittik. Orada bir Reflect Festivali vardı. Ve bahsettiğiniz girişimden orada hem ortamı gözlemleme şansı yakaladılar. İşte kafelerde toplantı sırasında yakaladıkları yatırımcılarla, yatırım fonlarıyla birebir görüşme ve kendi fikirlerini, girişimlerini anlatma şansı yakaladı. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani şimdi Reflect Festivali Limassol'da 2 gün yapılan bir etkinlik. Son 3-4 senedir yapılıyor. Çok da geçmiş olan bir etkinlik değil. Yani 2021'de falan başladı. Şimdi Limassol'u biraz anlatmam gerekiyor. Evet, lütfen. Etkinliğe gelmeden önce yaklaşık bir 5-6 sene önce çok ciddi bir karar alıyorlar diğer tarafta. Ve diyorlar ki bu Covid'den dolayı bakıyorlar ki gelirleri, ülke gelirleri, turizm özellikle. Turizm biliyorsunuz çok büyük bir gelir kaynağı güneyin. Diyorlar ki biz her an yani tekrar bir Covid'e yakalanabiliriz. Her an başka ya da bir başka bir olaydan dolayı turizm duruyor. Yani imkansız denen şeyi aslında tık diye yaşadık. Tık diye yaşadık. Bunun üzerine bir harekete geçiyorlar ve diyorlar dünya ne yapmış buna karşılık?
şunu fark ediyorlar ki bütün dünya ülkelerini teknolojik olarak inovasyon merkezi yapmaya çalışıyor. Hı hı. Yani aslında reçete belli. Tüm başarılı olacak, 2030'da başarılı olacak olan ülkeler bugün ülkelerini bir teknoloji adasına, evet, teknoloji ülkesine çevirenler olacak. Hı hı, doğru. Bunu kabul ediyorlar, karar alıyorlar ve diyorlar ki 2035'te, hı hı, yani kaç yıllık, bir 15 yıllık bir forecast yapıyorlar. Evet, 12 yılımız var önümüzde. Yani 2020'de baktığı zaman 15 yıl. Evet. Yani 2020'lerin işte başında yapmışlar. İki başlılar. 15 yıl sonra diyorlar, hı hı, turizm gelirleriyle güneyin teknolojiden sattıklarının gelirlerinin aynı olması gerekiyor. Evet. Yani eşitleyecekler. Bu turizm gelirlerini düşürecekler demek değil. Turizm gelirleri büyümeye devam edecek. Ama yeni bir sektör yatırım yapıyorlar. Bu gelecek. Bunu yapalı daha 3 sene 4 sene. Evet. 2035'e bu hedef konuldu. 3 sene 4 senenin sonunda Reflect Festivali'ne geliyoruz. Hı hı. 8000 katılımcının olduğu, evet, 200'e yakın şirketin temsil edildiği, belki de binlerce ülkeden insanların katıldığı bir uluslararası bir teknoloji bir festival oluyor. Evet. Ve buradaki en önemli şey hem startuplar var, hı hı, hem de yatırımcılar var. Yani ve Limassol'u diyorlar, biz Kıbrıs Adası'nın yani güneyin teknoloji merkezi yaptık. Evet. Şöyle bir duruma geldi Limassol. Ev fiyatları bir anda katlandı. Bir anda, yani öyle %100 katlanmadı, %500, %700 katlandı. Yani düşüncesi bile rant getirdi. Düşüncesi bile, orası şu anda yani Limassol'daki bir evin değeriyle işte ne bileyim Larnaka'daki, BAF'taki değeri arasında ciddi bir fark oluşmaya başladı. Ve o kadar yükseldi ki artık şu anda şeyi düşünmeye başladılar. İkinci bir teknolojik şehir kurmamız gerekiyor. Ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Yorgacis, bizim Bandabulya'nın arkasında Science diye bir merkezleri, evet, var. Bilmem, evet, okumuşsunuzdur gazetelerinizde. Tabii tabii, geçen hafta bizim gazetelerimizde de haber oldu. Hatta bizi de davet ettiler işte böyle bir şimdi Kıbrıs'ı, evet, Türkleri de işin içine çekmek için çeşitli, evet, toplantılar yapmaya, evet, ve tanıtım toplantıları, evet, turları gerçekleştirmeye başladılar. Yani ben işte Science'e devamlı gidiyorum. Orada çok ciddi bir şekilde harıl hurul bütün bölgeyi, hı hı, bir teknoloji center olarak kalkındırmaya çalışıyorlar. Evet. Yani 30 milyon euro ile 60 milyon euro arası bir para harcanacak, hı hı, ve Limassol'a yerleşen birçok firma artık diyor ki biz artık Limassol'a gelemiyoruz. Evet. Kiralar çok yüksek, her şey çok yüksek. Lefkoşa'ya gelir. Ve ne olacak? BAF, Larnaka, Lefkoşa, Limassol arasında bir rekabet başlayacak, hı hı, şimdi. Hı hı. Herkes kendi şehrinde küçük bir köy yaratmaya çalışıyor. Tabii, tabii. Küçük bir Silikon Valley yaratmaya, evet, benim çalışıyor. Benim dikkatimi çeken oydu. Yani festivalde belediye başkanından diğer kurumlara kadar herkes festivali sahiplenmişler ve ciddi anlamda destek oluyorlardı oradaki ortama. Ansızdan yani evet, ya inanın bana Limassol'un değerleri, gelirleri diğer adanın bütün hepsinden daha fazla olacak. Evet, doğru. Yani bu gidişatla eğer başarılı olursa. Reflect Festival'de orada işte sizin gibi, benim gibi birkaç tane böyle teknolojiyi seven, ya Limassol'da bir festival başlatalım, hı hı, insanları davet edelim diye yola çıkıyorlar. Onların avantajı oradaki hükümet teşvik programını anında geçiriyor. Hı hı. Yani karar alınıyor ya, 2035'te, evet, bizim burasını teknoloji adası yapalım. Hükümet oturuyor, diyor ki bu insanları buraya çekmemiz lazım. Biz bir daha bu Covid'den çektiğimiz acıları çekmemek için, evet, tak diye teşvik programı şimdi geçiyor. Tak diyesini durdurmak istiyorum. 2009 yılında biliyorsunuz Bilişim Adası çalıştayı yapılmıştı burada. Evet, yani, evet, katıldım. Sanıyorum Sayın Hasan Taçoy, evet, Acapulco'da. Acapulco'da yapılmış. Ben de oradaydım o gün. Ben de oradaydım. Yani evet, 2020 yılında işte Kıbrıs'ı bir Bilişim Adası yapma hedefi, evet, var. Yani, evet, biz aslında vizyon olarak bunları çok daha önce belirleyip
Bununla tabii ilgili çalışmalara başlayalım. Onlardan ama harekete geçiremedik arabayı sanırım. Tabii, biz sadece konuştuk. Onlar da bizim bulgularımızı algıladılar. Evet. Avustralar gittiler. Aynen öyle yani. Şimdi orayı görünce direkt aklıma o gün geldi. Evet. Yani çünkü o gün ne konuştuysak, nasıl bir çıktı, rapor çıktıysa, o raporu da hatırlıyorum, okumuştum birkaç kere. Sonrasında birkaç çalıştay daha yapıldı. Yani biz sadece şimdi çalıştay yapabilme noktasında kaldık ama. Çalıştayı yapabiliyoruz. Evet. Ama sonuçları uygulamaya geçemedik bir türlü oradaki. Uygulamaya geçemiyoruz hocam. Bunu çözemedim ben. Yani 2004'ten beridir uğraşıyorum. Bu uygulamaya geçemiyoruz bir türlü. Yani şu anda yani çok şey var acil, acil durum. Acil bir şekilde bu teknoloji adayı tek island yapma artık bence birincil duruma gelmesi lazım. Çünkü ada inanılmaz bir şekilde uygun. Yani çünkü bu tip insanlar güzel yerleri tercih ediyorlar. Yani gittiklerinde aileleriyle denize gidebilsinler, havası güzel olsun, güneşi bol olsun. Bütün bunlar önemli. Bu teknoloji island yani, yaparken güzel yer arıyorsun. Tam o noktaya geleceğim ben de. Yani benim de tesisle dikkatimi çeken en büyük şey yani %90'ı yabancıydı. İşte bunun %60'ı ciddi bir baskınlıkta Rus sermayesi vardı. %30'u diğer ülkeler. İşte yaklaşık %10'u da işte Rum halkından oluşan girişimci de vardı. İşte biraz da biz vardık. Orada bizim tarafı temsil etmeye çalıştık. Ama şimdi ciddi kritik bir konu. Yani bu da aslında adanın bu tarz işleyişi ne kadar elverişli ve ilgi gördüğünün birçok büyük bir kanıtı oldu bizim için. Evet. Yani, orada yani ben tanıştım biliyorsunuz beraber tabii. En az yani 10-15 yatırımcıyla falan ben görüşmeler yaptım orada. Hepsine Türk tarafında da böyle bir şey yapalım dendiğinde bana ilk soruları Rum tarafındaki teşvik yasaları gibi yasalar varsa neden olmasın yani niye bir sıkıntımız yok bizim. Evet. Şu anda zaten Lemos'un çok pahalı olduğu yani biz yeni yer arıyoruz gidecek siz bize böyle bir şey sunursanız biz gelip orada kurarız yani hatta bazı şirketler dediler burada işte statülerini belirlemişler uluslararası stok markette borsalarda işte Limassol gösterdiler ama diyorlar ki orada biz küçük bir ofis tutarız Limassol'da buraya olduğu gibi operasyonu biz isterseniz Mausa'ya isterseniz siz neresini uygun görüyorsanız biz oraya geliriz zaten bizim aradığımız güzel hayat o tarafta da güzel hayat bu tarafta da güzel hayat bizim hedefimiz bu yani Limassol'dan aldığımız en büyük şey sizin işte başlattığınız benim inanılmaz desteklediğim Sayın Ahmet Bilge'nin öncülüğünde Git Yat. Evet. Yani girişimci yatırımcı derneği bunun öncülüğünü çekiyor. Hı hı. Yani bir böyle bir köyün yapılması memleket için inanılmaz gerekli. Yani eskiden şey diye söylüyorum. Olursa güzel olur. Hı hı. Ama artık bence o noktayı geçti. Elzem yani. olması lazım yani. İşte böyle uğraşıyoruz. Tabii şimdi baktığımız zaman geçmişe işte sanayi devrimini yaşadık. Bütün dünya makineleşti. Şu anda da dijital devrimi yaşıyoruz aslında. Bütün dünya şu anda dijitalleşiyor. Yani iş yapış şekilleriyle her şeyi şu anda dijital ortama taşıyorlar. Yani sınırlar kalkıyor, ticaretin önünde ülkelerin arasındaki sınırlar kalkmaya başladı. İşte artık bu meta dünyaları oluşacak. Nerede olduğumuz, hangi dünyada olduğumuzun bir önemi kalmayacak. Aynen. Hangi coğrafyada olduğumuzun bir önemi olmayacak. Bütün ticaret, bütün ilişkiler burada dönmeye başlayacak. Yani uçakla bir yerden bir yere seyahat etmek ancak kişisel tercih olacak. Aynen. Orada işte tatil yapmak için veya farklı bir ortam bulmak için. Ama onun dışında A'dan Z'ye tüm ticaret aslında bu dijitalleşen dünya içerisinde olacak. Bizim de eğer bu trene binmek istiyorsak. Ve çok şanslıyız. Yani 15 tane aktif üniversitemiz var. 100 bine yakın öğrencimiz var. Çok doğru. Ve 65 değişik ülkeden öğrencinin olmasının da başka getirdiği bir avantaj var. Ben hatırlıyorum İngiltere'deyken İngiliz hükümeti o zaman yabancılara ucuz şey veriyordu. Commonwealth ülkelerine diyordu ki siz işte yani okul ücretleri çok ucuz olacak. Sonra Margaret Thatcher bunu bir gün kaldırdı. Dedi ki yabancılar dedi artık yabancı fiyatı ucuz mucuz yok. Aradan bir 5 yıl geçti. Imperial College Üniversitesi İngiltere'de bir rapor yayınladı. Diyor ki biz diyor yabancı öğrencileri kestik ya yani fiyatları artırdık. Bu yabancı öğrenciler artık Almanya'ya başka yerlere gitmeye başladı. Çünkü okul eğitim ucuz. Bize bugüne kadar yabancı öğrenci olarak bütün dünyadan gelen, okuyan bizim üniversitelerimize döndüklerinde
çok iyi pozisyonlarda iş buldular. Evet. Ve insan kaynağı olarak katkı koydular. İngiltere ile ticareti onlar bağladı çünkü bildikleri yer. Evet. Geçen gün gazetede okuyorum. İstanbul valisini Sayın İrfan Günsel, Sayın Tamer Şanlıdağ, Sayın Yeter Tabur, üniversitenin genel sekreteri, rektörü ve sahibi İstanbul valisini ziyarete gittiler. Altında da okuyorum. İletişim Fakültesinden mezun olmuş Yakın Doğu'nun şu andaki iyi. İstanbul evet. valisi. Evet. Şimdi anlatabildim mi şeyimi? Yani oraya artık buradan yetiştiğini öğrenciler kendi ülkelerinde büyük işlere girecekler. Doğru. Biz burada bu öğrencilerle bir şeyler kurabilirsek, bir teknoloji ailen yaparsak, burada üretim olursa, eğer çocuk Kenya'dan geldiyse Kenya'ya satış yapacak. O çocuk çok dönecek. Doğru. Diyecek ben Kıbrıs'tayken startup yaptım. Evet. Kenya'dan başlayacak yani. Sen Kenya piyasasına giriyorsun. Her tarafa girebileceğiz. Doğru. Yani düşündükçe bunu bizim devletimizin, bakanlarımızın yapmaması büyük bir kayıp. Yani 2024'ü girmeden yapabilir miyiz? Bu kadar hızlı doğru bilmiyorum. Para gerektiren bir şey de değil aslında. Yani ha? Aslında baktığımız zaman diye şeyde de festivalde hani devletin destek dışında, sözlü destek dışında çok fazla yaptığı bir şey yoktu. Maddi destek kimse evet. istemiyor ki devletten. Evet. Devletten istediğimiz evet biz size bu imkanları sağlıyoruz. O kadar. Yani hiçbir şey vermesi gerekmiyor. Orada bulunup destek sözü vermesi gerekiyor. Aynen. İnşallah biz de ülkemizde yaparız da böyle bir şey geliştiririz. Şimdi bununla ilgili aslında çalışmanız da var. Yani yine evet. geçmiş haftalarda sizin abi inkübatör gibi'nin oluşturduğu çeşitli workshoplar vardı işte yatırımcı evet. kulüplerinin oluşması kuzeyde evet, işte buradaki iş adamlarımızın da kendi melek yatırımcı veya kendi yatırımcı kulüplerini oluşturarak işte bu oluşan girişimcilik ekosistemini desteklemeleri. Evet. Çünkü şu anda işte biz ne yaptık? Gittik o Riftek Festivali'nde yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye evet. başladık. Şimdi bu potansiyelin burada da oluşması lazım. Yani evet. çünkü bu iş iki taraflı. Yani girişim varsa yatırımcısı da olması lazım ki aynen, ikisi aynen. birleşip büyüyebilsinler. Aynen yani ekosistem kurulması gerekiyor. Evet. Burada iki bacağı var. Devlet aslında girmiyor araya. Sadece kolaylaştırıyor ikisinin birbirini bulmasını. Ve teşvik veriyoruz yani birbirine siz alın çalışın bana da zaten yaptığınız yapacağınız istihdam evet. burada getireceğiniz yatırımlar bol bol ülkeyi kazandırıyor. Doğru. Şimdi inkübatörde startuplar şimdi çok hızlı bir şekilde gelişince hocam yani biz yatırımcıları nasıl bulacağız, nereye gideceğiz evet. falan gibi bir konular çıkmaya başladı. Eğitim almaya başladık bu alanda. Yani dedik ki adaya profesyonel insanlar getirelim. Bir eğitimler versinler. Yani nasıl oluşur bu ekosistem? Kuzey İrlanda'dan Diane Roberts diye bir evet. Yani Kuzey İrlanda'nın 2007'lerde, 2009'larda hemen hemen Kıbrıs'la aynı durumda olduğunu söylüyor. Yani ya o zaman onlar da daha yatırımcılar nasıl teknolojiye yatırım yapacak bilmiyor. Oradaki startuplar daha çok az. Ve karar alıyor o zaman işte Kuzey İrlanda hükümeti. Ya biz bir ekosistem kurmamız lazım. Evet. Ve teşvikler uygulamaya başlıyorlar. Onların bilgilerini. Yani şu anda baktığım zaman da Google'dır, Apple'dır vesaire çok büyük. Bilişim firmaları mevcut orada. İrlanda, Dublin'e büyük firmalar evet. yerleşti şu anda. Yani büyük şirketler yerleşti. Bize belki öyle büyük firmalar gelmez ama orta ölçekli veya İngiltere'de işte bizimle bağları olan teknoloji şirketleri çok rahat adaya geri diasporamız buraya gelir eğer böyle bir şey doğru, olsa. Doğru, çok haklısınız. Yani düşünsene böyle bir şeyler olsa. Biz tabii eğitimler almaya başladık. Kendimiz anlamaya çalışıyoruz. Yani yatırım nasıl yapılıyor? Ben mesela çok yeni şeyler öğreniyorum devamlı. Her gün teknoloji yatırımı nasıl yapılır öğreniyorum ve bu bildiklerimizi atölyelerle katılmak isteyenlere eğitim veriyoruz ve şeysiz yani parasız veriyoruz. Biz evet. bundan bir karşılık beklemiyoruz. Kimi yatırımcılar
aldıkları eğitim yeterli olduğunu düşündüklerinde kendileri diyorlar mesela, biz karar verdik bir melekler kulübü kuralım. Hı hı hı. Bu melekler kulübüyle startupları bir inceleyelim. Hangisiyle yatırım yapabiliyoruz? Evet. Hollanda'dan getirdiğimiz venture capital şirket sahibi Lima Ventures'ün sahibi de ağırladık. Evet, o da buradaydı. O da değişik bir yöntem öneriyor. Yani diyor, hem diyor bir ülkede melek yatırımcılar olması lazım. Yani bu ekosistemde kimler olması olduğuna bakıyoruz. İşte startuplardan AI olacak, XR olacak, ne bileyim fintech olacak, edutech olacak ki hepsi var şu anda bizde yani. Tabii, yani evet, insurtech olacak, hepsi var sağ olsun bizim ekipte. Yatırımcılardan da melek yatırımcı veya daha ciddi enstitü, yani venture capital şirketi olarak fon kurup yatırım yapanlar. Bütün bunların eğitimleriyle geçiyoruz zamanımız. Evet. Ümidimiz de bu eğitimleri aldıktan sonra yatırımcılar kendi aralarında bir toplanıp biz de bu konulara el atalım diyeceklerini ümit ediyoruz. Tabii, çünkü burada aslında yatırımcılık da çok önemli. Yani parayla hani gidip satın almak değil, aslında o girişimin büyümesine destek olmak veya network'ünüzden onları faydalandırmak, evet, aslında melek yatırımcılık dediğimiz, evet, veya işte, evet, bu venture kapitallerin yaptıkları mevzu bu. Evet. Şimdi bizde çünkü biraz yanlış anlaşılıyor. Yani gidip, evet, işte %50-60'ını ya da 70'ini satın alıp hemen işte maaşlı personel gibi bağlamaya, hayır, çalışıyorlar girişimci, aman kaçmasın, ama bir şey olmasın diye. Onu da suçlamıyorum diye, çünkü bilmiyorlar. İşte biraz, hayır, da şeyden, hani gerçek anlamda girişimle teknoloji girişimleri yoktu. Şimdi, evet, işte başlatılan, yaptığınız çalışmalarla beraber artık bunlar oluştu. Bunlar oluştu. Şimdi işte mesela Gidyat burada çok büyük bir, hı-hı, yani sizin orada, evet, benim de üyesi olduğum Gidyat bu eğitimleri vermeye devam edecek. Konferanslar yapacak. Tabii, yatırımcılar var, toplayıp hukuksal tarafları nasıl çözülür, vergi tarafı nasıl çözülür, ortak nasıl bulunur, bu tip şeyleri gönüllü olarak vermeye devam edeceğiz. Ta ki bu şeyler yani, çünkü zaten bir ekosistem büyümesi ancak işte dünyaya açılan bu köprülerle, aynen, mümkün olur. Aynen, yani bizim, aynen, de Gidyat'ı girişimci yatırım derneği oluştururken ki amacımız ilk önce farkındalık yaratmaktı aslında, evet, adada. Yani bakın, yarattınız da yani. Evet, evet, yani işte gerek programda burada Meryem Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük desteği olduğunuz programı yapmamıza. Meryem Hanım'a da benden selamlar, tanışmıştım Ankara'da TRT'deyken. Evet. Daha haber müdürüydü Meryem Hanım. O zaman da ben yeni film çekmiştim, Kod Adı Venüs, TRT'ye götürmüştüm, oradan tanıyorum. Dolayısıyla onun için çok teşekkür ediyoruz. Evet, vizyonuyla bize, evet, bu şansı verdi ve biz, evet, de bu şansı yeterince, evet, kullanmaya çalışıyoruz iyi bir şekilde. Şimdi dernekten sonra artık, şimdi dediğiniz gibi girişimler oluştu, artık bunlara yatırımcı lazım. Bizim de işte Galata Business Angel olsun, işte Endeavor olsun vesaire, yurt dışında zaten çeşitli birlikte olduğumuz fonlar var. Evet. Şimdi onların da bu şeyler çıkmaya başlayınca, WePlay işte şu anda bir oyun firmamıza yatırım, evet, yapacaklar. Evet. İlgisi var. Yani çünkü, tabii, her zaman yeni yeşeren yerde fırsat daha fazladır. Yani evet, bir de dediğim gibi bizde yani İngilizce düzeyimiz doğru. Onları saymıyorum bile. Hayır artık, yani bu düzey, yani işte üniversitelerde bol bol, her üniversitede bilgisayarlar var, kompüter bölümleri var, 100 bin öğrenci var. Yani bizim şu anda var olan hamuru yoğurduğumuz anda boyut atlayabilecek bir noktadayız. Tabii, yani şu ana kadar geldiğimiz noktada için bireysel çabayla çabalarla geldi, oluyor. Bizim, aynen, yani kurumsal işte girişim teknoloji yatırım ajansının da yani günün sonundaki yapmaya çalıştığı bu olacak. Evet. Bir ajans bünyesinde daha kurumsal bir yapı altında bu network'ü sağlıklı kullanarak işte hem girişimcilerimizi hem melek yatırımcılarımızı doğru, yani, ortamda buluşturmak. Yani aklıma geliyor mesela Cyprus Enterprise Station, evet, CES diye mesela böyle kuluçka olması, yatırım derneği kulüp kurmaya çalışan arkadaşlarımız var. Tabii. Credo Muhasebe Şirketi'yle, evet, evet, beraber ortak. Nihal ve Gizem Hanım, aynen, onlar da çok aktif bu konularda. Çok büyük emek harcıyorlar. Çok büyük emek harcıyorlar. Yani aslında hepimizin istediği, geçen gün bu Galata Business'ten gelen arkadaşlar söylemişti. Yani siz bu yatırımlara yapmazsanız çocuklarınızın önünü kesiyorsunuz. Hı-hı. Yani bu o çocukları kaybedeceksiniz. Burada bu ekonomiyi, bu teknolojiyi, yatırımları yaparak onların önünü açabileceksiniz. Evet. Büyüyen bir ekonominiz olacak. Adayı terk etmesini istiyorsanız bu yatırımları o gözle de bakın demişti.
Değil mi? Tabii. Şimdi zaten biz ne yapıyoruz? İlk önce bina yapmaya çalışıyoruz. Yani evet. Şimdi işte ODTÜ Teknokent'te böyle bir yer yapıldı. İşte 3 yıldır henüz daha içini dolduramadık. Daha bir tarafında keza aynı şekilde sıkıntılar devam ediyor. Yakın doğuya bakıyoruz, orada da ne var ama bir türlü ilerlemiyor. Çünkü neden? Hani o binaların içini dolduracak bir kitle lazım evet, aslında evet. Öncelikle. Evet. Şimdi o kitle oluşmaya başladı ama yine doğru üretmek lazım yani evet. Süreci. Şimdi bizim artık bunu devletin de bu yolundaki işte engelleri daha azaltarak veya kolaylaştırarak diyelim, engel demeyelim de kolaylaştırarak süreçleri hızlandırması. İşte nedir? E-Devlet, işte internet, işte şu anda yavaş yavaş işte 4.5G ile beraber hızlanmaya başladı internet altyapımızda. İşte bunun yanına hemen hızlıca fiberi belki eklemek daha büyük bizi ileriye doğru atacaktır bu işlerde. Evet. Çünkü baktığımız zaman yurt dışında gelen girişimci için de ilk aradığı şey internet. İşte düzgün sağlam bir şey elektrik altyapısı lazım. Bir de konaklayacak bir yer arıyorlar. Evet. Konaklayacak yeri yapıyoruz. İnsan kaynağı da var. İnternet de oluştu. Yavaş yavaş diğer işte yasal mevzuları da oluşturup sağlıklı bir iş yapma ortamı yaratmak evet. Gerekiyor evet. Bence burada. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Toparlamak gerekirse önümüzdeki dönemde neler var bizi bekleyen? Ne yapmamız lazım artık? Nasıl bir harekete geçmek lazım? Yani ben bir tamer garip olarak konuşayım. Yani, evet lütfen. Yani lütfen. Ben buraya zaten bir tamer garip vizyonlarını biliyorsunuz. Ben 2004'ten beri adada işte filmlerin çekilmesi bir film adası olması için uğraştım. Üniversitede birçok projeler yaptım. Levent'te birçok projeler yaptım. Hatırlıyorsunuz Dünya Bankası raporlarını aldım. 16 hafta televizyonlarda tartıştırarak işte ilk 100 gün programlarından tutun da bir sürü ama hepsi hep aynı vizyon. Hı hı. Yani işte Kuzey Kıbrıs'ı nasıl kalkındırabiliriz? Şu anda atılması gereken adımlar benim gördüğüm İşte GİDYAT gibi örgütlerin hazırladığı bu teşvik yasalarının hızlıca yani geçirilmesi. Gündeme alınması. Burada GİDYAT gibi ajans kurmak isteyenlere bunu hızlandırılıp bu ajansların kurulması ki yatırımcılar burada bir dernek kurabilsinler, bir hareket yapabilsinler. Evet. Yani bize soruyor mesela Galata Business Angels'dan gelen insanlar, siz Kıbrıs Adası'nda yani bir yatırımcı derneği olursa bunların altyapıları var mı? Biz bunları kimlerden göreceğiz? Yatırımcıları var, bir sürü getirmek istiyoruz. Bir altyapıyı görelim. Bu tip şeylere herkesin, yani adayı seven herkesin destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Yani artık bir lobbying mi gerekiyor? Hı hı. Belki bir şey başlatılır, insanlara anlatılır, sizin sayenizde denilir ki yani anlatmıştınız bana geçenlerde galiba Rum tarafının ve Türkiye'nin ve galiba AB'nin bu teşvik yasalarını siz incelediniz, baktınız tabii, galiba tabii, değil aynen. Mi? Aynen yani çünkü bizimle oradaki güncel yasalarla rekabet edebilmek için mevcut konjonktüre uygun hale getirmemiz gerekiyor yasa. Yani yapılmış olan çalışmalar var ama bunların yaklaşık 10-12 yıl önce hazırlandığı için çok eski kaldı. Yani hele hele günümüzde yani bir senede bile çıkan teknolojiyi, çıkan yasalar geri kalabiliyorken bizim de işte mevcut hale getirmemiz gerekiyor yasalarımız. Bunlarla ilgili çalışma yapıldı ve hazırlandı rapor halinde. İnşallah işte bu önümüzdeki dönemde yeni yasama döneminde bunlar da hızlıca alınır ve elden geçirilerek uygun hale getirilir. Böylelikle işte gelen yatırımcı misafirlerimiz için de uygun ortamlar oluşmaya başlar. Çünkü eğer bunları yapamazsak işte bu oluşturduğumuz startup dediğimiz yeni girişimler, teknoloji girişimleri bir bir elimizden kuş gibi uçmaya başlayacak. Hani diyeceğiz ki 10 sene sonra bu çocuk işte 10 sene önce bizim işte Lefkoşa Bandabulya'daki incubator hilimizde birer şeydi, katılımcıydı. Onlara işte şunu yaptık, aynen. Bunu yaptık. Ya Hasan gelsene bize biraz anlatsana tecrübelerini diyeceğiz. Aynen yani biz mesela hem Rum tarafındaki science'de çok iyi çalışıyoruz. Evet. Ortak projeleri yapıyoruz. Rum tarafında Limassol'daki birçok şirketlerle de ortak çalışıyoruz. Bu tarafta da bu konularla ilgilenen yatırım yapmak isteyen veya start yapmak isteyen herkesle elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Yani.
Ağzına sağlık Tamer abi. Yine çok güzel bir sohbet oldu. Yine program hızlıca yani gitti. Böyle, bizim Meryem Abla'dan programı 2 saate çıkarmasını istememiz lazım. Bence daha fazla süre vermesi lazım. Çünkü yetmiyor bize hep böyle. Tadı damağımızda kalıyor bu sohbetin. Sayende. Estağfurullah. Yine bir araya geleceğiz her zamanki gibi. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda da yine inşallah farklı bir konukla burada ağırlayacağız. Evet, programımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.